Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hava yolu sektöründe bir inceleme yapacağız. Hem sektörün genel çerçevesiyle ilgili konuşma yaparken hem de hisse bazlı incelemeler yapacağız. Hem temel analizini hem teknik analizini yapacağız. Hem de burada çok önemli iki tane haberim var. Onun haricinde de üç tane hatta dört tane hisse tahmini var. Büyük şirketlerin yani özellikle iş yatırımın, vakıf yatırımın, ziraat yatırımın. E, Türk Hava Yolları, Pegasus ve Tav havalimanları olmak üzere hisselerin hedef fiyat tahminleri var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bunları sizlere göstereceğim. Şimdi gelin isterseniz öncelikle başlayalım. Sektörel incelemesini. Şöyle hafiften yukarı kaldırdığım zaman sektörümüzün burada olduğunu görüyoruz. Bir tanesini işaretleyelim. Örneğin Tav Havalimanı nerede olduğumuzu görün diye. Şöyle yaptığım zaman. Evet. Öz sermaye karlılığı şu an hiçbirinde açıklanmadığını görüyoruz. FK aranları hiçbirinde açıklanmadığını görüyoruz. Burada tek kriterimiz PDDD olmuş oluyor. Bir sağa geldiğimizde FD ne olduğunu görüyoruz. FD Favöklerinde Çelebi ile Türk Hava Yolları'nın hesaplandığını görüyoruz ve Türk Hava Yolları'nın daha iyi olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri satışlara geldiğimiz zaman burada yine en iyisinin Türk Hava Yolları olduğunu görüyoruz. Fakat Türk Hava Yolları'nın ödenmiş sermayesinin lot sayısının diğerlerinden çok daha fazla olması bu noktada kendisini eksiye götürüyor. Neden eksiye götürüyor? Güven temsil ederken zor hareket etmesini sağlıyor. Şimdi gelin tek tek bir bilançolarına bakalım. Pegasus'la başlayalım. Pegasus'un satışlarının ciddi oranda azalttığını, esas faaliyet karını ciddi oranda azalttığını ve bunu da net kara çok ciddi şekilde eksi olarak yansıdığını görüyoruz. Bu noktada ciddi bir öz kaynak yediğini de görebiliyoruz. Neden? Çünkü net borçlarını arttırıyorlar, finansal borçlarını arttırıyorlar, duran varlıklarını arttırırken dönen varlıklarını bu kadar fazla arttıramıyorlar ve öz kaynaklarından yediğini görebiliyoruz. 100 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Bu oldukça güzel, oldukça düşük bir sermaye. Piyasa değeri 8 milyar olduğunu görüyoruz. 82 TL'den işlem görüyor şu anda. Fili dolaşım oranında %36. Aslında bu karlar ciddi seviyeler çıktığı zaman Pegasus'un da tabii ki fiyatları yukarıya yönlü hareket edecek. Kaldıraç oranını Pegasus'un %84 olduğunu görüyoruz ve kaldıraç oranını arttırmış. Öz sermaye karına baktığımızda günden güne azalan öz sermaye karlı %20-22, 36 ve 37.5 olarak güncelleniyor. 2021 bilançosu ile çünkü yeni bir bilançosu geldi. Gelin buna şimdi Türk Hava Yolları'nda bakalım. Türk Hava Yolları satışlarını o derece azaltmıyor. 1 milyondan 1.8 1.8 milyondan 1 milyon azaltmıştı Pegasus. 15 milyondan 13 milyona geriliyor. Esas faaliyet karı yine eksi de fakat geçen seneye göre düzelme var. Favoyu geçen senenin neredeyse 4 katı. Geçen sene net dönem karı eksi 2 milyarken bu dönem 438 milyonluk bir net dönem karı yaratıyor. Gelin bakalım öz kaynak azaltıyor mu? Tam tersine öz kaynaklarında çok ciddi bir artış yaşıyor net borcunu ve finansal borçlarını arttırdığını görebiliyoruz. Fakat aynı oranda duran varlık ve dönem varlık arttırdığını sonuç olarak da öz kaynaklarını arttırdığını görüyoruz. Fakat fiili doğruşum oranının %50.50 .50 olması, ödenmiş sermayesinin 1 milyar 380 milyon olması tabii ki hava yollarının da 50-60-70 liraları belki 90 liraları görmesinin önündeki en büyük engel olarak sayılıyor. Kaldıraç oranına geldiğimizde %85 or %85'ten kaldıraç oranı gören bir Pegasus yerine %77.5'tan işlem gören bir e, Türk Hava Yolları görüyoruz. Öz sermaye karlılığı eksi %36 yerine %13 eksi %13'den %7'ye getirdiğini görüyoruz Pegasus nezdinde. Fakat tabii ki dediğim gibi lot sayılarının çok düşük olması ve Pegasus'un ciddi bir kar yarattığı zaman çok hızlı primlenebileceğini bizlere söylüyor. Tav havalimanlarına geldiğimiz zaman net dönem karını tav havalimanları da 376 milyondan, eksi 550 milyona çıkartıyorlar. Esas faaliyet karı FAVÖK ve arttırdıklarını geçen seneye göre, ha, ha, özür diliyorum FAVÖK'ünü azaltıyorlar. Esas faaliyet karını da azaltıyorlar. Sadece net dönem karını e, yukarı yönlü revize edebiliyorlar. Satışları da tabii ki azalıyor. Gelin öz kaynaklarını inceleyelim. Öz kaynaklarında tam tersi bir artış olduğunu, 8.3 milyardan 9.9 hatta 10 milyara kadar bir öz kaynağı çıktığını görüyoruz. Net borcunu azalttığını görüyoruz. Finansal borçlarında sabit kaldığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir sorumluluktur duran varlıklarını arttırıp dönen varlıklarının da sabit kaldığını görüyoruz. Borç azaltması bu gibi bir dönemde hava çok özeldir. Fiili dolaşım oranının %47,5 olması tabi bu da biraz fazla olduğunu gösteriyor bize. Ödenmiş sermayesinin 363 milyon olması bu noktada Pegasus kadar iyi olmadığını fakat hava kadar da ağır bir kağıt olmadığını gösteriyor. Kaldıraç oranını %70'e kadar düşürüyor. Diğer kağıtlar içerisinde en düşük kaldıraç oranına sahip olduğunu, öz sermaye karlılığında eksi %14'e yükselttiğini görebiliyoruz. Son olarak Çelebi'yi incelediğim zaman Çelebi Hava Servisi anonim şirketi satışlarını azalttığını görüyoruz. FAV azalttığını, esas faaliyet karını azalttığını, net dönem karını da ciddi azalttığını görüyoruz. Öz kaynaklarına geldiğimizde öz kaynaklarını azalttığını görüyoruz. Net dönem borcunu da yine azaltmış. Finansal borçlarını azaltmış. E, duran varlıklarında sabit kalmış dönem varlıklarını azalttığını görüyoruz. Çok garip bir yapı sergiliyor. Fili dolaşım oranı %10 ve e, ödenme sermaye sadece 25 milyon. İşte bunlar kolay hareket edebilen kağıtlar olduğu için fiyatları buraya çıkıyor. Güzel bir net dönem karı yazması gerekiyor. %83'ten kaldıraç oranı görüyor. Eksi %40'da bir öz sermaye karlılığı var açıkçası. Teknik analizine geçmeden önce teknik analizini biraz daha detaylı hissi elinde olanlar incelemek isteyeceği için önce haberlerimi okuyacağım. Haberlerimin analizini yapacağım. Ardından teknik analize geçeceğiz. En önemli haberlerimizden biriyle başlayalım. Moody's küresel hava yolları sektörünün görünümünü pozitife yükselmiş. Moody's çok önemli bir şirkettir. Çok önemli bir e, analiz şirketidir. Yani analizleri çok kuvvetlidir. Bu yüzden bu habere ben kıymet veririm, önem veririm. Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Moody's tarafından hazırlanan raporda küresel hava yolu sektörünün görünümünü negatiften pozitife yükseltmiş. Kuruluşun değerlendirilmesinde devam eden aşamaların küresel hükümetlerin sınır tedbirlerini azaltmasına imkan vereceğini kaydedildi pozitif görünümün gelecek 12-18 aylık dönemde. Sektörde kayda değer ilerleme beklediğini yansıttığını vurguladı. Bakın ben de burada bunu belirtmek istiyordum. Çok kısa bir süre içerisinde bir şey beklememeliyiz. Yani ciddi bir kar marjı beklememeliyiz. Onun haricinde bakarsak sadece Türk Hava Yolları'nda bile Nisan'da alıp şu andakiler %20 kar etti. E, şu an %20 kar etti ki ben de bu kervanın içerisindeyim. Kısa vadi ama burada çıkışsa neden sağlayalım? Yukarıda bir kere 15 lira potansiyelleri var. 13,5 liradan neden hisse verelim şu anda? 12-18 aylık neden dediğini tekrar açıklayacağım burada. Değerlendirmede gelecek 12-18 aylık dönemde aşılamaların etkisiyle küresel hava yolu talebinde de artış beklendiği aktarıldı. Birincisi aşılamalar olduğu zaman insanlar seyahat etmek isteyecek. insanlar biriktirdiği paralarını harcamak, insanlar rahatlamak isteyecekler. Bu hava yolları sektörüne yansıyacak. İkincisi şu anki bilançolar değil de aşılama bittikten sonra bu net karlar bilançolara eklendikten sonra yeni gelen bilançolar. Örneğin 2021 ilk çeyrek bilançosunda Hava Yolları şirketi geçen seneye göre 2 kat fazla net dönem karı, esas faaliyet kar açıkladığı zaman 3 kat, 4 kat açıkladığı zaman bunlar fiyatlara da ciddi olarak yansıyacak. Yani şu anki artışlar sadece vaka sayılarının biraz azaldığını duyduğumuzda Hava Yolları şirketleri fırlıyor. Peki devam etse Hava Yolları şirketleri Korona tamamen bitse, net karlarını yükseltseler, bunları bilançolarına, akçelerine ekleseler işte o zaman asıl zamanı gelmiş olacak. Bir diğer önemli haberime geçiyorum. JP Morgan Türk Hava Yolları için hedef fiyatını 12.40'da 13.60 seviyesine yükselttiğini söylüyor. E tabi ki bu 11 Mayıs sabahında yayınlanan bir haber ama e, siteyi bilmemekle beraber güncel bir haber yayınlamış mı, JP Morgan bunu yeni mi söylemiş onu bilmiyorum. E çünkü belki de kısa vadeli için söylemiştir. Haberinde bir açıklaması yok. Bunu da göstereyim. Bazen böyle hani e, neye dayanarak haber attıklarını da bilmiyorum. Şimdi gelelim hisse değerlendirmelerine. Hisse değerlendirmesinde OYAK yatırım Pegasus için 90 TL hedef fiyatı belirliyor ve endekse paralel getirip getiri e, sunduğunu söylüyor. Getirisi olacağını söylüyor. Oyak yatırımın bu değerlemesindeki en önemli nedenlerden birinin işte zarar açıklaması daralmaya gitmesinin netkarının az açıklanması işte daha demin incelediğimizde gördüğümüz gibi sorunlarının olması olarak görüyor Pegasus'un. Şirket sektördeki genel beklenti uygun olarak yolcu talebinde Haziran ayında toparlanma başlayacağını ve talebin yaz sonuna kademeli olarak iyileşmesini devam edeceğini öngörmektedir. Diye bir haber yapmışlar. Aynı şekilde hisse değerlendirmesi iş yatırım için Pegasus tut tavsiyesi veriyor ve hedef fiyatın 96 TL 70 kuruş olarak hesapladıklarını söylüyor. İş yatırımın tavsiyesi, tavsiyeleri tavsiyelerde yine iyidir. Beklentilerden zayıf bir ilk bilanço geldiğini söylüyorlar. Bu yüzden hedeflerini e, revize ettiklerini söylüyorlar. Pegasus için tavsiyemiz tut virüs yeni varyantları ve bölgesel aşı ayrışmasının yolcu trafiğinin 2019 yılı seviyelerini yakalanmasını zorlaştırabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bilmem ne trafiğinin 2023'ten önce bir önceki 2022'de yakalayabileceğini söylüyorlar. Yani hava yolları şirketleri için yine aşağı yukarı aynı şeylere çıkmış oluyoruz. Evet hava yolları şirketleri hafif bir virüslerin azaldığı, vakanın azaldığı haberiyle bile %20 yapabiliyorlar. Evet. Peki bu devam edecek mi? Devam edecek. Yaza doğru daha da artışlar görebileceğiz muhtemelen. Fakat asıl 2022'de 2023'lerde dedim ya daha demin 2021-2022'nin ilk çeyreklerinde bunlar akçeler eklendiği zaman o zaman ciddi fiyatlamalar görebileceğiz. Hızlıca geçip bitiriyorum artık. Vakıf yatırım Pegasus için 96-90 kuruş hedef fiyatı yapmış. Hisse değerlendirmesi Deniz Yatırım, Türk Telekom, Tava Havalimanları, Özgah model portföyüne eklerken yani ee, Deniz Yatırım model portföyüne Tava Havalimanları'nı eklemiş. Ziraat yatırım Türk Hava Yolları için hedef fiyatını 17.20 TL'den 16.65 TL'ye indirirken ekle tavsiyesinde de al tavsiyesi olarak güncellediğini bizlere söylüyor. Bu haberin detaylarını da yine inceleyebiliriz. Şimdi gelelim ufak bir e, teknik analiz yapmaya. Teknik analize sadece 3 indikatörle bakacağım. Gördüğümüz gibi şu seviyede yani 30 Nisan'dan beri hava yolları al sinyaline geçiyor. Buradan da bize %10'luk bir kar marjı sunuyorlar. Directional Movement indekse göre. Eğer parabolik Sar'a göre bakarsak bir alt mumdan ne kadar yaşıyoruz? %13'lük bir kar marjı yaşıyoruz. Onu da bizlere 29 Nisan'da veriyor. Para akışı indikatörünün dönmesine bakarsak para akışının ilk girmeye başladığı yerden itibaren yani e, 30-22 Nisan'dan itibaren bakarsak %22'lik bir kar marjı sağlıyoruz. Bu noktada teknik analiz eğitiminin önemini sanırım fark edebiliyorsunuz. Cash flow indikatörünün bir, biraz artmasıyla bize bir al sinyali oluşturmasıyla ve aynı zamanda bakın çok dikkatli. Aynı zamanda da artık yavaş yavaş Parabolik sarın grafiğe yaklaşması, şuradaki arasındaki mesafenin burada yaşanmaması bizlere sata dönebileceğini rahatlıkla ifade ediyor. Bu yüzden teknik analiz eğitimleri çok önemlidir. Olabildiğince güzel eğitimleri katıla çekmeye çalışacağım. Şu an için e, özel dersi çok e, nadir veriyorum. Tav ile devam ettiğimiz zaman, tav havalimanlarında tam e, 28 Nisan'da al sinyaline geçiyor. Parabolik sar ise... E, aynı şekilde 29 Nisan'da al sinyaline geçiyor. Cash Flow indikatörüne baktığımız zaman Cash Flow indikatörü yine bir gün öncesinden 26-27 Nisanlardan e, al sinyali yapmaya geçiyor. Ve verdiği kar %30'a yakın bir kar veriyor birkaç kısa günde. E, en son olarak Pegasus'u inceleyelim. Pegasus'a geldiğimiz zaman Pegasus'un parabolik sarının çok daha iyi çalıştığını görüyoruz. Yani... Daha yukarıda bir yerde al sinyali verdiğini görüyoruz. %22 hatta %24'lük bir kar marjı sağlıyor. Directional Movement Index parabolik sardan oldukça geç bir şekilde bir sinyal verdiğini görüyoruz. Fakat Cash Flow indikatörüne bakarsak hepsinden önce bir al sinyali verdiğini görüyoruz. Fakat şu anda bütün hava yollarında Cash Flow indikatörünün artık yukarı yönlere geldiğini ve sata doğru yaklaştığını görebiliyoruz. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz şunun uyarısını tekrar yapmış olayım. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir al sattığı tavsiyeleri size aittir. Burada anlattığım sadece bir bilgilendirmedir. Kanalımıza abone olup beğeni atarsanız, yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.